Abi bu organik yumurta değil mi? Ne kadar ediyordu abi? 5 kere 70, 5 kere 7, 35, 3,5. Bakın, damgalı, ooo çok güzel, nefis. Yanlış, aradığımız damga bu değil. Aradığımız damga bu. İşte organik köy yumurtası. Çakal lezzetler. Bing, ekmek. Ekmek vardır, yoksa da marketten iner alırsın. Kaşar, patates. Ve patates. Vitamin deposu, köy yumurtası. Oh. Hazırlarken fırınımızı açalım ki ısınsın. 200 derece. Çocukluğumuzda. Oğlum git şuradan bir ekmek al, gel bakayım. Anne ya, niye ben gidiyorum? Ya yürü git. Benim sinirim bozma derlerde gidersiniz ya bakkala. İşte o ekmek. Liseliler bilmez. Eskiden burada bir de kağıt şeyi olurdu bunların böyle. Şimdi bu ekmeği öyle şovlu bir hale getireceğiz ki misafirin önüne çıkarınca misafir diyecek ki: kız, Emre bak ne yapmış. Dürtecek yanındakini. Ben kızartmalı patatesim dedi. Afyon'dan geldim dedi. Böyle derince bir şey olabilir. Bakalım, yağımız kızarmış mı? Evet, şimdi yağımızın yerine gidiyoruz. Tezahürat geldiğine göre yağımız kızarmış. Tabii çok suyla yaparsanız kaşınız gözünüz yanar. Kızartma yaparken şuna dikkat etmek lazım. Fast food restoranlarındaki gibi litrelerce yağda yapmadığımız için bütün patatesi ya da işte kızarttığımız şeyi aynı anda yağa atınca yağ bir anda soğuyor. Soğuyunca ne oluyor? Bu sefer ürün hem geç pişiyor hem de yağ çekerek pişiyor. O yüzden ilk turu bir attım. İkinci turu biraz vakit geçtikten sonra attım. Bakın zaten zart diye kızardı ilk tur. Bir kızartmanın olmazsa olmazı nedir? Kağıt havlu. Kağıt havlusuz kızartma yapan adama not vermez anneler, teyzeler. Yani ilk 101, kızartma 101. İlk gün dersteyim, amfideyiz. Afitap Hoca var. Kızartma derslerine giriyor bizim. Öyle bir dünya olsa ne güzel olur değil mi? Teyzeler ders versin. Şimdi ekmeğimize yapacağımız operasyona geçiyoruz. Zaten bütün çakallık burada. Ekmeğimizi bir yatak haline getireceğiz. Köşeden giriyoruz. O kapılar açılsın. İçini de çıkarıyoruz. İşte bu. Kaşarımızı rendeliyoruz. Hani hatırlarsınız bu Emir şey yapardı. Rendelemeye bile gerek yok. Aha, bunda öyle değil. Bunda rendeleyeceksiniz. Bol bol sıkıştıra sıkıştıra koyacağız bu minnoş patateslerimizi. Böyle bastırın çünkü üstüne katlar gelecek. Şuradaki kalınlık var ya, onu aşmaması lazım. Oh! Siz beni öyle çakalım diye cimri falan sandınız herhalde. Siz anlamadınız eğer öyle sandıysanız. Ben cimri değilim. Durumum gayet de var benim. Çakallıkla cimriliğin alakası yok. Sizsiniz cimri. Cimri olsam bu kaşarın hepsini koyar mıyım? Bunun ideali iki kişiye yapmaktır. İki tane yumurtayı birbirinden uzak noktalara kıracaksınız. Akıyor zaten beyazı. Veriyorsunuz direkt ekmekle, adam katır kutur yiyor. Doyuyor, mutlu oluyor. Üç olunca o yumurtanın sarısı sağa sola kayabiliyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bir de ortadan bölünce ortadaki adama yazık oluyor. Diyor ki ben nasıl yiyeceğim diyor, ben nereden tutacağım falan diyor. Sen de çatal bıçakla ye diyorsun. Alınıyor.
Sonra ben gidiyorum falan diyor. Kız arkadaşım çağırdı diyor. Ulan diyoruz acaba hakikaten çağırdı mı falan. Meğer çağırmamış. Trip atmış, alınmış çocuk. Yumurtayı kıracağımız yeri biraz daha şöyle fıydırmasın diye. Yani bu kırıldı. Nasıl yumurtaymış bu, ben anlamadım ki. Özenle koymamız lazım. Tabii her fırının kendine göre huyu suyu var. Onu da sahibi bilir. Hani ben bunda 200'le yapıyorum. Siz bakarsınız. Zaten yumurtalar pişince anlıyorsunuz. Pişti mi, pişmedi mi? Bak, siz bakın. Ekmek teknemiz hazır. Müthiş, çıtır çıtır, sıcacık. Gönlümüzce baharat yine. Çıtır çıtır ekmek. Mis gibi patates kızartması, eriyen bir kaşar ve üstünde harika bir köy yumurtası. İşte ekmek teknesi. Alıyorsunuz elinize. Hareket şu. Çok iyi, çok. Yani şu kadarcık uğraşmaya böyle bir lezzet. Bu en güzel yanı, bir ucundan tutup yiye yiye gidiyorsunuz. Bu kadar. Hemen deneyin, hemen. Ekmek teknesini şöyle düşünün. Bu bir fikir. Ekmeği kayık gibi oymak ve kalınında istediğimiz doğaçlamayı yapmak. Kahvaltı için yaptığımız için patates, kaşar ve yumurtadan yaptım. Ancak ekmek teknesinin birçok versiyonu olabilir. Siz de kendi yaptığınız ekmek teknesi versiyonlarını Instagram'dan Çakal Lezzetler hesabına yollayabilirsiniz. Sucuklusu olur, pizza gibisi olur. Yani sınırsız şey olur. O yüzden bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Müzik